Merhaba arkadaşlar. Kripto coin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün öne çıkan coinler Terra Classic, LUNCH ardından LUNA, ANC ve MIR. Biliyorsunuz ANC e, Terra'nın ekosistemini kullandığından LUNCH ve LUNA'nın yukarı doğru yapacağı momentumda onların peşinden hareket ediyorlar. Ve bazen de ee, güzel bir momentum yakalarlarsa ralliye de koşabiliyorlar. Tabii ki bu videoda anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Güzel kardeşlerim, piyasada küçük geri çekilmelerde, 15-20'lik yükselişlerde yani panik ve heyecan yapmanız doğru olmaz. Eğer kendi portföylerinizi yönetemiyorsanız lütfen bizlere ulaşın Mail adreslerimiz bütün videolarımızın açıklamalı kısmında var. Bu konuda e, sizlere desteğimizi verebiliriz. E, ayrıca biliyorsunuz ki portföy yönetimi meşakkat ister. Bunun için de sabretmeniz gerekir. Sabır her şeyin anahtarıdır arkadaşlar. Eğer düşen coin elinizdeki coinleri satıp uçan coinin peşine giderseniz bu sefer elinizdekilere döndüğünüzde aynı rakamı yerine koyamamış olursunuz. Bunun için sizlerin yapması gereken sadece sabırla beklemektir. Elbette sizin coin'lerinize de sıra gelecektir. Piyasamız güzel arkadaşlar yani küçük düzeltmelerle yoluna devam edecektir. Geleceğin teknolojisidir kriptolar. Geleceğin parasıdır kriptolar diyoruz. Lafı fazla uzatmadan yorum ve analizlerimize geçelim kardeşlerim. Buyurun. Efendim tekrar merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim bugün bir nebze olsa satıcılı bir piyasamız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Total 2'ye bakıyoruz, küçük bir miktarda para çıkış var, Bet 572 milyar dolar seviyelerindeyiz. Dominansa baktığımızda dominans küçük bir kırmızılıkta, 44 seviyelerinde. Fakat Bitcoin'de de yarım puana yakın 0.30 gibi bir geri çekilme var. Her ne kadar geri çekilme olsa da Bitcoin şu anda an itibariyle 23.400 doların üzerinde hareket ediyor. 4 saatlik grafiğini açtığımızda, bakınız Bitcoin'de ne varmış arkadaşlar? Bir formasyon gerçekleşiyor. Nereye kadar çekilebilir hocam? 23.200'e kadar çekilebilir. Burada 50 günlük desteğimiz var. Bu destekten tekrar geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü yukarı yönlü bir güney yükselişinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada küçük geri çekilme hareketlerinde, Panik yapmamanızı söyleyebiliriz burada. Günlük bazda ele alacak olursak Bitcoin'de bizi bekleyen hedefin neresi olduğunu göreceksiniz. Bakınız yükselen bir kanal var. Devam ediyor. Buradaki küçük momentum hareketler bizlere panik yaptırırsa tabii ki ne yaparız? Elimizdekilerden oluruz. Güzel kardeşlerim aşağı yönlü hareketlerin ardı 27 bin dolar. Bakınız. Küçük geri çekilmeler olacak ki büyük yükselişleri tetikleyebilsin. Bu yüzden de diyoruz ki sabırlı olun arkadaşlar. Yani küçük bir yüzde birlik, ikilik, üçlük kırmızılıklar kriptolar için hiçtir arkadaşlar. Tabii ki aksine yeşillikler de hiçtir üçlük, beşlik. En az 15-20 yükselişler başladığı zaman bunun e, farkına varmış olacaksınız. Bitcoin'de durum bu arkadaşlar. 23 bin doların üzerinde kaldığımız sürece hiçbir sıkıntı yok bugün. Daha önce de dedik. 22 bin doların altına inmediğimiz sürece sıkıntı yok ve bin doların üzerine ilave ediyoruz. Bugün 23 bin dolar ediyoruz. Yukarı yönlü momentum her harikada 25 bin üzerine çıkacaktır. 25 bin doların üzerinde 4 saatlik bir mum kapatırsa Bitcoin arkadaşlar inanın dominansın da kırmızıya dönmesi halinde yani Bitcoin'in pazar hakimiyetini kaybetmesi halinde altcoin'lerde güzel yükselişler bizleri bekliyor olacaktır. Yeter ki sabredin. Ethereum'a baktığımızda, Ethereum'da da güzel bir formasyon var. Tekrar 1634 dolar seviyelerindeyiz. Yarım puanlık bir geri çekilme var. Bu formasyonlar çalışacaktır arkadaşlar. Birinci hedefimiz de 1800 dedik. İkinci hedefimiz 2000 doların üzeri dedik. Buralar geliyor ama küçük bir kırmızılıklar bizleri panik yaptırmasın güzel kardeşlerim. Bugün e, INC'de güzel bir düzeltmenin ardından tekrar geri dönüş sanki başlıyor gibi geliyor arkadaşlar. Formasyonu tamamlıyor bakınız. Desteğimiz INC'de 3, bin, şey, 3 dolar 50 cent yani 3,5 dolar. Buradan geri dönmesi halinde INC nereye gider hocam diye sorular soracaksınız şimdi bize. Buradan geri dönmesi halinde arkadaşlar çünkü çoğunuzun elinde hala INC coin'in olduğunu biz biliyoruz. Bu yüzden söylüyoruz burayı. INC coin arkadaşlar eğer buradan bu desteğini kaybetmez geri dönerse 5 dolara gider arkadaşlar. 4.95 dolar. İnece de bu yol görünüyor ve an itibariyle %2 yakında bir yukarıda hareketinin olduğunu görüyoruz. E, Fechali'de ne var güzel kardeşlerim? Feçeli'de bugün e, yarım puanlık bir kırmızılık var. 0.27 dolar seviyelerinde Feçeli için 25 desteğini söylemiştik. Bu desteği kırmadığı sürece Feç'te yükselişler yarım dolar işaret ediyor burayı beklememiz gerekir dedik. Yine spile baktığımızda spilde de küçük bir yeşillik var bugün. Yani %0.62'lik yeşil var 03081'lerde. 4 saatlik de EMA 50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Spilde bugün yapacağı yukarı yönlü ilk hareket arkadaşlar bizlere buraya götürebilir bakınız. Burası da yaklaşık 91'ler şu an 81'de. 10 puanlık bir momentum getirebilir ile. Peki hocam, aptos ne yapıyor? Arkadaşlar, aptos 15'e kadar düzeltme yapabilir. Bunu sizlerle paylaştık dün. Eğer 15'ten aşağıya salmasa, aptosun geri dönüşündeki hedef burasıdır. Neresi? 28 dolarlar, 29 dolarlar. 30 dolara kadar bir momentum yapabilir ama bu bir günde olmaz. Çünkü ee, biliyorsunuz uzun süre bir yükseliş trendinde gelen aptos, an itibariyle bunun düzeltme, düzeltmesini yapması lazım. Vatandaş karını aldı. Ne yapacak? Toparlayacak biraz. Birazcık yatay, birkaç kırmızılık, birkaç yeşillik bu şekilde oyalanıp ondan sonra yoluna devam edebilir Aptos. Fantomda durum farklı değil. Fantomda gidecek. Bu kadar yükselişin küçük bir kırmızılı olacaktır. Çoğu panik yapabilir ama 0.50 puanlık kırmızı nedir ki değil mi? Fantom şu anda 0.60 doların üzerinde. Bekleyen çorbayı içer arkadaşlar tek geyi bekleyen çorbayı içer. Bakınız burada hedefler 1 bir, bir nokta atışı gelmiş durumda. E peki hocam Leopring LRC'de durum ne dediğiniz zaman? Arkadaşlar LRC çok güzel bir formasyona imza attı. Velev ki buradan dönerse bütün oklar hedefini 12'den vurdu zaten gördüğünüz gibi. Buradan yapacağı yukarı yönlü momentum 0.52 yani yarım doların üzeridir. Şu an 40'larda. Evet diğer taraftan Chainlink'e baktığımız zaman Chainlink'te de bakınız ee, yukarı yönlü momentum devam edecek. Çünkü 7 doların üzerinde konsolide oldu. Buradan yapacağı yukarı yönlü momentum bizi 10 dolar ve üzerine taşıyabilir. Birazcık sabretmemizde fayda vardır. Çünkü desteğini kaybetmiyor. 7 dolar desteğinde şu anda. Ha, ani bir olumsuz gelişme olmadığı sürece bir sıkıntı yok piyasada. Olumsuz bir haber damlarsa, işte o zaman ne olur derin bir sıkıntı yaşarız. Ama şu anda da görünen öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee... Shiba ve Doga'ya az sonra geleceğim arkadaşlar. Lunch e, bakacağım bugün. Fakat ondan önce birkaç tane daha koyuna bakayım. Ondan önce arkadaşlar Clear Network. Bakınız Clear Network %3 civarında bir kırmızılığa sahip. E Bunun da bize EMA 50'ye kadar 18'e kadar bir momentum yapması aşağı yönlü. Buradan yapacağı tepki alımıyla ne yapacaktır arkadaşlar Clear Network? Bakınız hedeflerimize pardon ulaşacaktır. Bu da bizi yaklaşık 23'lere doğru taşır. Şu anda 19'lardayız clear'de. Gal demiştik. Gal bütün yükselişleri verdi. Şu anda yine bir formasyon hazırlığı içinde hedef Gal'da arkadaşlar 3.84 dolar yolculuğudur. Fakat dediğimiz gibi 3 dolar direncini kırarsa şu an 2 dolar 46 sent ve %3 civarında da bir geri çekilmesi var. Çiliz. Çiliz arkadaşlar Yine formasyon içinde e, bakınız burada ters omuz baş omuz formasyonu çalışıyor şu anda 4 saatlikte. Buradan dönmesi halinde Chiliz'in güzel kardeşlerim bize şu yukarıya doğru bir momentumda yapacağı ilk hareket Chiliz'in 16 dolar. Yani 17 dolar direnci. Chiliz 17 dolar direncinin üzerinde bir 4 saatlik mum kapatırsa, 20-25 diye dizecektir arkadaşlar. Onun da sırası gelecek. Bakın lunch ne yapıyor bugün bekleyenlere. Bugün bir nebze olsun rahatlatmış oldu. Evet. Devam edelim. Cardano. Cardano da küçük bir yeşilliğe sahip. 0-39-40. Ama Cardano tabii ki sert bir hareket yapacağını düşünmüyorum şu anda. Ne olur? 45 olur. Yarım doları geçmesi lazım Cardano'nun. Biraz momentumunu... Yani hareketlerini agresifleştirebilmesi için yarım doların üzerindeki yapacağı yükselişler kardağın için 10-15-20 yükselişler başlayabilir. Ama öncelikli olarak Cardano yarım doları bulmalı. Ki bulacaktır. Mutlaka bulacaktır. Çünkü bir bir gidiyor. 30-31-32 Her an e, böyle sert yükselişleri 50'den sonra yapar. Yani yarım dolardan sonra yapar. Evet güzel kardeşlerim. Gelelim lunç cephesine. Lunç da bugün bir atak geldi. Ne demişiz daha önce? 19-20 dolar direncini kırarsak lunç bizi 20 doların üzerinde de bir 4 saatlik bir mumu kapattığımız zaman nereye götürür? Şu anda luncun e, bu fiyatı bakıyoruz tam 20-30. Burada bir 4 saat çünkü EMA 200 günlük ortalama var arkadaşlar. EMA 200 günlük ortalamanın üzerinde 20'nin üzerinde bir 4 saat iğne olarak üzerinde okey. Ama e, bar mum olarak üzerinde bir 4 saatlik kapattığı anda bizi önce 26'lar, şuradaki direncimiz, bakınız şuradaki direncimiz, şurası arkadaşlar, 26'lar, ardı e, 30 ve 30, e, 6'lar, 37'ler görünüyor. Hatta ben 40 demiştim daha önce biliyorsunuz ama öncelikle o hedefi burada mevcut bulunan, Düşen trendin, bakınız şu tepeden beri düşen trendin kırıldığını biliyoruz. Fakat bu kırıldıktan sonra birden yükselişe geçemedi. Ve küçük bir yükseliş ve ardından yataya bağladı. Uzun süre yatay gitti. Neydi Bollinger Band'ına göre? Uzun süre yatay giden bir enstrüman sert bir kırılım yapabilir aşağıya da yukarı. Bu aşağıya yapmıştı zaten. Artık bunun için e, yukarısı bekleniyor arkadaşlar. Burada desteğimiz, burada desteğimiz e, ee, biliyorsunuz ki 13 seviyeleri 12.5 13 seviyeleri. Buradan yukarı yönde yapacağı momentumda. Buradaki derinlikte bulunan üçgen formasyonu çalıştığı anda bizi götüreceği nokta bakınız milimetrik 36'lar görünüyor. Ama dediğim gibi önce 20'nin üzerinde ha 20'nin üzerinde kalamazsa diğer senaryo yine e, 16 15 şekli, pardon 17 desteğine kadar geri çekilebilir. Bakınız 20'nin üzerinde kalamasa 17 desteğin ha bu bugün çekilmese yarın olur ama çekilebilir bakınız. Onun için panik yok arkadaşlar. Uçanın kaşanın, kaçanın, peşinden de gitmiyoruz. Peki Luna cephesinde ne var? Luna'da hedef belli arkadaşlar. Okumuzun hedefi. 2.67 kırarsa da 3 dolar. Şu anda 2.30'larda %11 civarında da bir yükselişinin olduğunu Luna cephesinde görüyoruz güzel kardeşlerim. Bu e, bununla ilgili demiştik ki ANC coin arkadaşlar. ANC coin'de ne var? Bakalım hemen. ANC Şöyle alalım. Evet, bir de Mir'de değil mi? Mir. Mir'i de alalım arkadaşlar. Aldık. Şimdi ANC dedik Terra'nın ekosistemini kullandığından onların yapacağı yukarı yönlü momentumu artı olarak kendi hanesine yazacaktır. Yani onlarla birlikte hareket edecektir. Bazı yükselişlerde onları geçebilir. Şu anda baktığımızda ANC için bizim ilk verdiğimiz hedef e, 60 seviyeleri, 60-69 seviyeleri. An itibariyle zaten 60'larda hareket ediyor. Bugün iğnesiyle e, 63'e kadar geldi arkadaşlar. Bunun önünde devam etmesi durumunda kırması gereken EMA 200 günlük ortalama var. Burada 80 direncimiz mevcuttur. Şu anda ANC %21 yükselişte. Mi're baktığımızda %18 gibi bir yükselişi var MIR'in an itibariyle. Ve de bakınız okumuz hedefine ulaştı. Ne demiştik? 19-20 seviyelerinde bir yükselişini bekliyorum ee, buralara kadar. Buraya da oku çekmişiz. Ne zaman çekmişiz arkadaşlar? Ee, Ocak'ta çekmişiz. 19 Ocak'ta ve bugün ee, Bugün evet e, 3 Şubat. 3 Şubat'ta hedefini misli misli geçti. Nereye kadar iğne atmış arkadaş? 23'e kadar iğne attığını görüyoruz. Yani bu şu demektir. Sabreden her zaman kazanacaktır. Sabretmeyen de ne yapacaktır? E, eziyetini çekecektir arkadaşlar diyoruz. Daha fazla e, coin'lerin analizlerini e, ilerleyen videolarda yapacağız. Ama şurada bir kur ve dao gördüm. Ama Doge Shiba'yı unuttuk arkadaşlar. Ona da bakalım. Kurve Dao'ya da bakalım arkadaşlar. Ee, yaklaşık %1'lik bir yukarı yönlü momentumu var. EMA 50'nin üzerinde seyrediyor bakınız. EMA 50'nin üzerinde. 1.20'lerin üzeri 1.5, 1.6 ve 2 dolar yolculuğunu başlatıyor. Dikkat. Kurve Dao'ya dikkat arkadaşlar. Yine Musk'da da bir hareketlilik var bugün. Musk Arkadaşlar Musk düzeltmeyi bitirdi. 6 dolar yolcusu olduğunu tekrar hatırlatayım. Ve %6 bugün de Musk yukarıda. Peki hocam. Doge'de durum ne? Arkadaşlar Doge 0091. Desteği burası. 90 desteğimiz var. 100 direncimiz var. Yani sıfırı atana, atma yeri direncimiz. Ya 90'ın altına inmeyecek. Yukarı yönünü momentum sergileyerek 0-10 dolara yükselecek ya da buralarda bir müddet daha yatay hareket edebilir şeklinde doge içinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Shiba'ya baktığımızda ise Shiba'da da %2'ye yakın bir yukarı yönlü hareket var. Momentum yukarı Shiba'da şu anda 12 3 13 direnci var, 15 direnci var. Kırarsa Shiba'da da 20 hareketini Başlayabileceğini söyleyebiliriz Ama şu anda birazcık daha bu şekilde ikilik üçlük yükselişleriyle e, Yoluna devam Edeceğini düşünüyoruz Evet güzel kardeşlerim kısa bir video Dedik burada noktalıyoruz Ama e, yine de Hocam diyeceksiniz hiç aksan maksan Bahsetmediniz fakat buraya da e, Kısa dedik arkadaşlar Onun için kısa kısa bakayım o zaman e, Aklımıza gelmişken Arkadaşlar aks Bugün küçük bir kırmızılıkta 11 doların üzerinde hareket ediyor. Bir sıkıntı yok. Şu anda yok arkadaşlar. Gala'ya bakıyoruz. Gala e yarım puanın üzerinde bir geri çekilmesi var. 53'ler. Yani 50'nin üzerinde kaldığı sürece Gala'da yukarı yönlü momentum gelecektir diye düşünüyorum. Evet diğerlerine de e, TLM'de yukarıda hareketlilik var bugün. Mana Sant keza aynı şekilde yatay pozitif olarak yoluna devam ediyor. 0.74 Mana'da. Şey, santa fiyatımız 84 direncini kırarsa dedik 1 dolar yolcusu aynısı mana içinde geçerli mana 0.77 lira da şu anda mana da direnç yok önünde 1 dolara kadar yolu açık olsun diyoruz hoşçakalın dostçakalın